Selamlar, merhabalar. Bugün sizlere evimizi tanıtacağım. Yani satın aldığımız evi tanıtacağım birazcık. Ufaktan ortalığı toparladım. Sizlere kilerden başlayarak evi tanıtacağım. Burası kilerin en büyük odası olan. Benim aslında yazın çalışma odası olarak kullandığım ama kışın biraz tabii serin oluyor. Çok kullanamıyorum. Çalışma odası hatta e, atölye odası da diyebileceğimiz oda. Burada dolaplar falan böyle atölye aletleri ya da evde evin nasıl söyleyeyim tadilat tamirat aletleri oyun aletleri kika falan var yani ne deniyordu buna ee, langırt heh, langırt Türkçesi langırt makinesi air hockey makinesi gibi aletlerin olduğu en geniş kiler odamız bu kiler odasının hemen yanında da şöyle bir de kalorifer dairesi var. Şu anda kitlemişim ben buraya açayım hemen. Kalorifer dairesi biliyorsunuz bizim evin kalorifer sistemini biz kendimiz kontrol ediyoruz yani ısınma sistemini. Böyle eski sistem bir kalorifer dairesi var. Burada e, yakıtı var. Yani bu bir dizel. Dizel e, şeyli enerjisini dizelden alan bir kalorifer dairesi. Işığı kapattım, kapıyı da kapatalım. Böyle bir eski sistem ısınma sistem var. Hala Almanya'da bu sistemi kullanan birçok ev var. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi kilerin diğer odasına geçelim. Burası eşimin daha çok kıyafetlerinin olduğu bir oda. Böyle dolaplar var burada. Beyaz işte aynalı dolap filan. Bir de üstüne burada gördüğünüz gibi kayak, mayak, kızak aletlerimiz var. Hemen burada arkadaşlar bir merdiven var. Eskiden bahçeye çıkıyormuş. Artık bahçeye çıkan bir merdiven değil çok gözükmüyordur eminim kamerada zaten. O yüzden boş verin gitsin. Buranın ışığını kapatayım. Buradan çıkalım. Hatta ve hatta şu büyük kiler odasının da ışığını kapatayım. Buradan çıkalım. Gördüğünüz gibi ufaktan dağınık yine hala her yer. Burası merdivenin altı. Yine gördüğünüz gibi böyle bir yer. Burada bazı stok malzemelerimiz var. Yağ idi, maydı. Burası da geri dönüşüm odası ve suyun temizlenme odası denebilir. Aslında su zaten temiz akıyor da e, Kalk yani kireçten arındıran bir makine var bizde. Almanya'nın bazı bölgelerinde su kireçli burası da öyle bir bölge. Otomatik olarak şebeke suyunu bu makine arındırıyor. Tabii ki böyle bir BVT denilen e, tuzunu falan koymak gerekiyor. Tuzunu koyunca kireçten arındırıyor. Bura neden geri dönüşüm odası dedim. Ya burada çöpe atacağım şeyler var işte. Geri dönüşüm merkezine götürmem lazım. Sofra değil tabi sandalye. İşte burada ne var başka? Şişeler var. Markete gidecek. Tanesi 0.25'ten paraya dönüşecek. İşte gördüğünüz gibi kartonlar martonlar filan var burada. O şekilde böyle bir oda. Daha önceden spor odası şeklinde de kullanılmış. Ha bu arada burada halı malı, eski şeyler. Bizim montlar, mont işte valizler filan da burada. Yani klasik bir kiler odası denebilir. İşe yarayacak alet edevat yine orada da mevcut. Şimdi zemin kata, asıl kata çıkıyoruz. Eksi bir değildik. Şimdi zemin kata doğru çıkıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi karton. Biz çöp bunlar çöp değil dostlar. Almanya'da geri dönüştürülüyor. O sebeple böyle şey yapmamız gerekiyor. Ayırmamız gerekiyor çöpü. Evin girişinden başlayalım. Ben şimdi şöyle bir evin girişini göstereyim size. Evin giriş kapısı dostlar bu. Burası bizim bahçe, ön bahçe. Öyle giriliyor. Şimdikilerden başladık, girişe geçtik. Girişte de bu şekilde. Biraz isterseniz aydınlatalım burayı. Şöyle bir ışık. Bu ışıkları falan hep ben taktım. Burada böyle bir e, dolabımız var tabii ki montlar falan var. Burada eski fayanslı bir tuvaletimiz var. Bunlar da değişecek hala uğraşmadım o işte çok kolay ama e, yapabiliyorum yani o tarz basit işleri. Tuvaleti falan yeşilden normal beyaza çevireceğim en kısa zamanda öyle söyleyeyim. Böyle bir e, misafir tuvaleti diyebileceğimiz ufak bir tuvaletimiz var burada. Girişte devam edelim. Işığı kapattım ama lazım olacak. Işıksız. Bu arada merhaba. <laughs> Şimdi mutfağa geliyoruz. Burası mutfak dostlar. Son videom evin tanıttığım videoyu bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz? Buralar inşaat halindeydi. Mutfak tabii biraz dağınık. Kusura bakmayın. Çok uğraşamıyoruz home office halleri. Şöyle halıyı düzelteyim. Burası mutfak mutfak biraz adam edilmiş bulaşık makinesi konmuş durumda buzdolabı çift kapılı bir buzdolabımız var bu şekilde salona dönelim salonun da ışıklarını yakayım hayır ışıkları niye yakıyorum çünkü şu anda e, hava bulutlu birazcık çok fazla güneş gelmiyor İşte burası salon bizim çocuklar telefonla oynuyor. Bu şekilde salonumuz. Bir salıncağımız var salonda. Kedilerin maması. Salondan dostlar kış bahçesine geçiş bu şekilde yapılıyor. Kış bahçesini de birazcık tanıtayım sizlere. İşte çiçekler, böcekler, hanımın hobileri. Bu koltuğu şu kediler dağıtmış belli ki. Bir yandan düzeltiyorum. Bir yandan çekiyorum. Olmadı gerçi böyle ama yap yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi gayet doğal bir video. Burada bizim benim mangalım var. Bu mangalın da unboxing videosunu yapacaktım ama yapamadık. Kurulum videosu falan hazırlamıştım. Fırsat olmadı. Burada Kerem'in bisikleti var. Güzel bir bisiklet almıştım ona. Bu halı buradaydı. Bizim kedi maşallah bunu da böyle çekmiş. de seriyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Videomu yapıyorum, evimi topluyorum belli değil. İşte böyle. Burası ilkbaharda ve yazın gayet güzel bir ortam oluşuyor burada. İşte buradan güneş geliyor filan. Yani sıcak bir ortam. Ama kışın kış bahçesi gerçekten <laughs> kışın soğuk yani dostlar. Belki buraya tavadan infrared'le ısıtma sistemleri var. Böyle bir nasıl söyleyeyim abajur gibi mi diyeyim? Yok ee, normal ışık şeklinde ama bir yandan da ısıtıyor masayı, olduğu bölgeyi. Ee, ondan takabilirim. O zaman güzel ısınır burası o şekilde. Çıkalım buradan. Üst katlara doğru ilerleyelim. Evet dostlar şu ışıkları kapatayım. Boşuna yanmasın. Birinci kata doğru çıkıyoruz, zemin katı ve kileri gösterdim sizlere. Dostlar ilk banyodan başlayalım. Banyoda bayağı bir değişiklik oldu. O son inşaatlı videodan art geriye kalan <laughs> şeyleri kaldırdım filan. İşte banyodaki bu lavaboları değiştirdik. Bu şeyleri taktık nedir o dolapları filan aynalı dolabı tuvaleti e şeyini deposu değişti. Bu yeşil şeyi de küveti de değiştireceğim. Daha doğrusu beyaza çevireceğiz bir şekilde. Buraya dolap falan geldi. Buraya kalorifer var. Ha bu arada banyoda göstermek istediğim, Burada ekstradan bir duş bölümü daha var. Yani istediğiniz zaman aslında duşta şey yapmak, pratik bir şekilde yıkanmak daha rahat oluyor genelde. Hatta öyle yapıyoruz. Evet dostlar burası çocuklardan bir tanesinin odası tabii ki dağınık çocuk odası olunca yapacak çok daha fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi gayet geniş güzel bir oda. İşte bilgisayarımız burada. Ana bilgisayar mı diyeyim artık. En kuvvetli evin bilgisayarı bu odada. Buradan böyle bir manzarası var bu odanın. Böyle bir oda. Geniş gayet dolap malap her şey var. Buradan çıkıyoruz. Bizim odamız, eşimle benim oda, yatak odası diyeceğimiz tarzda bir oda. Tarzda bir oda değil, yatak odası yani. <laughs> El zima. Artık ne derseniz Schlaf zima. Bir dolap şurada var. Bir dolap da burada var. Merhabalar. Gördüğünüz gibi böyle güzel, geniş bir oda. Burada diğer bir çocuk odası var. Çok aydınlık. Süper güzel bir rahat oda. Yani salon biraz dediğim gibi hafiften loş bir ortam var salonda fakat diğer odalar güneşli günlerde ya da bulutlu bile olsa hatta aydınlık bu şekilde. Çok rahat o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Merdiven de gördüğünüz gibi aydınlık çünkü en üstte böyle güzel bir camı var. Bu arada ikinci kata yani en üst kata çıkmak üzereyiz. Burası çatı katı aslında. Çatı katında Çamaşır makinesi bölümümüz var. Çamaşırların yıkandığı bir kedi tuvaleti daha var. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Çamaşır bölümü diyebileceğimiz bir banyo tarzında bir yer ama banyo yapılmıyor tabii ki burada. Ha bu arada bir tuvalet daha var. Yani üçüncü tuvalet evdeki bu. Bu şekilde çatı katı da. Çatı katında dostlar benim çalışma masam var. Burada ben çalışıyorum. Bazen dediğim ülkelerde de çalışılıyor. Yani ev alan bayağı bol çok şükür evde. Bura benim çalışma masam, bilgisayar falan, monitör derken böyle bir alan. Çocukların oyun alanı, çamaşırların kuruduğu alan. Ortak çocuklar pek artık bu oyuncaklarla oynamıyor. Günümüz dünyasında hepsi dijitale kaydı. Şöyle bir isterseniz orman manzarasını göstereyim evin bu camından. Ne kadar gözüküyor kamerada tam da bilemiyorum ama Çekiyorum dostlar. Evet oradan da çıktık. Çatı katında gördüğünüz gibi bir adet televizyon daha var. Böyle bir e, yatağımız var ama bu yatak niye yamulmuş? Çocuklar mı yamutmuş? Benim gözüm mü yamuk? Yamulmuş yani rahatsız olunca düzeltmeden de duramıyorum. Videoyu da editlemeyeceğim bu şekilde izleyin ittirdim. Ikea'nın bir yatağı bu. Alttan da çekiliyor çift kişilik yatak olabiliyor. Yani misafir ağırlamak için falan gayet uygun. Rahat bir yatak. Limon ağacımız burada. Bir çocuk odası daha. Sürprizlerle karşılaşmamak elde değil bu evde. Gördüğünüz gibi bir oda daha var burada. Dünyanın en zevkli odalarından biri denebilir. Neden öyle diyorum? Havanın açık olduğu gecelerde buradan yatarak yıldızları izleyebiliyorsunuz. O kadar güzel bir oda. Şöyle yattığınız zaman yıldızları karşınıza alarak geceyi geçirebiliyorsunuz. Rüyalara dalabiliyorsunuz. O şekilde güzel bir oda. Ahşap çatı. Ahşap çatısı mı diyeyim? Tavanı var. Çatı demeyelim de. Böyle güzel bir yer. Biraz tabi dağınık yine çocuk odası olunca yapacak da bir şey yok. Ev turunu Tamamlamak zor, e, sonuna geldik neredeyse. Sadece ve sadece şöyle bir e, komşu manzarası göstereceğim size. Şu şekilde mahallemiz sakin, rahat. Hoş bir mahalle. Mahallemiz de bu şekilde. Da, çatıdan sizlere göstermiş bulunmaktayım. Evin bu tarafı güneybatıya bakıyor. Yani... Bu şu anda kamerayı çektiğim yön güney batı yönü. O yüzden de öğleden sonraları bol miktarda güneş alıyor. Onda bir sıkıntı yok. Evet şimdi videoyu sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani bu ev diyeceksiniz ki kaç paraya mal oldu filan belki sorularınız vardır. Aslında bunu daha önceki videolarda söyledim. Bu ev bize ait değil aslında bakarsan. Bankaya ait. Biz şu anda ilk bir 10 yıllık taksite girdik. O 10 yıldan sonra tekrar taksite girilecek. Kalan miktar tekrar taksite bağlanacak. 450 bin euro nakit alsaydık cebimizden çıkacak para. Ama biz nakit almadık. İşte yıllık %1.41'di galiba faiz oranı. Öyle bir faize girdik öyle aldık. Bakalım 10 yıl sonra da aynı faiz oranıyla tekrar kalan miktara girebilecek miyiz bilmiyorum. Girebilirsek herhalde bir 600 bini falan bulur. Toplamda yani 20-30 senede ödeyeceğimiz miktar. Şu anda kaç yılda bitireceğimi ben de bilmiyorum yani. Açıkçası açıkçası onu bilmiyorum yani. Çok böyle finansal şeylere de girmek istemiyorum ama. <laughs> yani çok da umursamıyorum yani. Kira ödeyeceğimi ben bunu ödüyorum. Kiradan daha ucuza geliyor şu anda bana. O nedenle çok da kafama takmıyorum. Ne kadar sürüyorsa da sürsün sürsün isterse belki de dün gelir. Yaşamımızı yaşamımız sonlanır, borç devam eder ama çocuklar burada. Çocuklar bir şekilde kalan borcu öderler. Çok da şey yapmamak lazım. Hayatı yaşamak lazım değil mi? Kafaya takmamak lazım. Kendinize dikkat edin. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmeyi, paylaşmayı hatta gerekirse şey yapmayı unutmayın. Buradan benim videoyu izleyen Muhtemelen annem de olacak. <laughs> Ona da çok selamlarımı iletiyorum. Ellerinden öptüm. Hoşçakalın. Görüşürüz.